Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf konu anlatımında Kasım'ın 4. haftasının 2. videosundayız. Yani nokta analitiğinin 2. videosundayız. Ne anlatacağız bu videoda? İki nokta arasındaki uzaklık ve orta nokta koordinatlarından bahsedeceğiz. PDF videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp 11. sınıf dosyasına girin. Ve orada da Kasım ayına girin. Oradan PDF'e ulaşırsınız. Zaten bunu Mert Hoca'dan biliyorsunuz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklıktan bahsedeceğiz. Bir formülü var ezberleyebilirsin. Ya yani bilmek zorundayız da zaten ama nereden geldiğini de bil. Çünkü sıkıştığın zaman nereden geldiği çok önemli. Zaten nereden geldiğini bildiğin zaman o formül akılda daha kalıcı oluyor ve bazı kısa yolları da var. O kısa yolu da oradan çıkarım yapacağız zaten. Şimdi analitik düzlemde A ve B noktası verilsin. A ve B noktaları arasındaki uzaklık sorulursa bize A noktası x1 virgül y1 B noktası da x 2 virgül y 2 ise eğer analitik düzende noktalar verince ne yapıyorduk hemen eksenlere olan uzaklarına bakıyorduk hocam A noktası bu yani x 1 virgül y 1 B noktası da şu yani x 2 virgül y 2 ise hemen noktaları da yazıyoruz buraya yazalım y burası ne olacak x 2 burası da y 2 olacak peki bunlarda ne olacak 90 derece olacak. Biz şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağız. Geometride arkadaşlar bir uzunluk soruluyorsa bize özel durumlar yoksa iki konudan bulunur. Ya dik üçgenden ya benzerlikten. 90 dereceler varsa tabii ki tercihimiz dik üçgen. E, var. Burada dik üçgene karşılık getirebilir miyiz? Hocam getiririz. Nasıl? Şuradan şöyle bir dik dörtgen oluşturursak alt tarafta üst tarafta da ne oluşmuş oluyor? Bir dik üçgen oluşmuş oluyor. E, dik üçgenin kenarları lazım bana. Burası lazım. E, burası alttaki şu uzunluğa eşittir. Ee, x eksen üzerindeki bu x1 ve x2 arasındaki uzaklık nedir? x2 eksi x1 değil midir? Mesela 5 ve 7 olsa 7 x 5 dersin değil mi? Yani buradaki uzunluk x2 eksi x1. Dolayısıyla yukarıdaki uzunluk da x2 eksi x1 oldu. E, dik üçgenin bu kenarı lazım bana. Buradaki uzunluk da buraya eşittir. Burası da y2 eksi y1. Yani burası da y2 eksi y1 oldu. E, dolayısıyla burada artık bir pisagor bağıntısı yapabiliriz. Yani ab uzunluğunun karesi neye eşit oldu? x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesine eşit oldu. Yani buradan ab uzunluğu neye eşit olacaktır? Her iki tarafın kare alacak olursak x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi oldu mu? Oldu. İşte iki nokta arasındaki uzaklık formülü bu. Bunu bileceksin ama nereden geldiğini de bil. Çünkü bazı soruları çok kolay bir şekilde yapacaksın. Özellikle dik üçgeni biliyorsan. Dik üçgende de özel üçgenleri biliyorsan. Özel üçgenler nelerdi? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 gibi üçgenlerdi değil mi arkadaşlar? Bunları da biliyorsundur. Bilmiyorsan da şöyle 5 dakika tekrar et çünkü çok faydasını görürsün. Daha önceki videoda da zaten söylemiştim. Dik üçgeni ve benzerliği tekrar etmez senin açından çok güzel olur. Şimdi biz iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl buluyoruz? Bak dik üçgenden çıktı. Pisagor bağıntısından çıktı. Dik üçgenin bir kenarı x'ler farkı diğer kenarı da y'ler farkı. Şimdi beraber bir Örnek yapalım. Küçük bir örnek yapalım. Mesela A noktası eksi 2'ye 3 olsun. B noktası da atıyorum. Kaç olsun? 1'e eksi 1 olsun. İşte AB uzunluğu nedir diye sorulursa iki nokta arasındaki uzaktan direkt yapabilirsin. Ama bak X'ler farkına bak. Y'ler farkına bak. Eğer X'ler farkı ve Y'ler farkı tanıdıksa direkt dik üçgenden daha kolay bir şekilde bulabilirsin. Mesela burada X'ler farkı. Ha buradaki eksi 2'den 1'i çıkart. Ha 1'den eksi 2'yi çıkart. Hiç fark etmez. İstediğin şekilde çıkartabilirsin. 1'den eksi 2'yi çıkartsak 1 eksi eksi 2 kaç yaptı? 3 yaptı. Ha, dik üçgenin bir kenarı 3. İspatını da C'den yapmıştık. Kısa yolda bu şekilde düşünebilirsin. Ben çiziyorum ama sen kafadan da düşünebilirsin. X'ler farkı 3. Y'ler farkı eksi 1 eksi 3'ten eksi 4. Uzunluk olarak kaç? 4. O zaman Y'ler farkı 4 ise 3, 4, 5 üçgeninden bu uzunluk 5 çıkar. Yani AB uzunluğu da kaç olur diyeceğiz? 5 olur diyeceğiz. İşte bu soru böyle mi çıkar? Hayır. Ama sorunun içerisinde bu tür şeyler kullanılabiliyor. Bizim için hız, sürat, teknik önemlidir. Özellikle TYT'de deneme sınavlarında falan çok önemli olduğu için buradaki yöntemi de bil. Ama sen tabii ki iki nokta arasındaki uzaklık formülü x'a farkının karesi artı y'ler farkının karesi şeklinde olduğunu kesinlikle ama kesinlikle bilmek zorundasın. Ama böyle bir şey olduğunda bil lütfen. Sonra bir özellik demişiz x1 virgül y 1in orijini olan uzaklığı x1'in karesi artı y1'in karesidir. Bazı özel durumları çok fazla bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Niye? Kendin de çıkarımını yapabilirsin. Hocam burası x1 virgül y1 ise bu orijin. Orijini olan uzaklığı sorulduğunda zaten dik üçgenden direkt çıkıyor. Hocam burası x1 burası y1. E, Pisagor bağıntısından kare içinde x1'in karesi artı y1'in karesi diyebilirsin. Ya da buradaki nokta sıfıra sıfır ya iki nokta arasındaki uzaklık x1 eksi sıfırın karesi artı y1 eksi 0'ın karesi. Yani her şey bilirsek oho olur mu öyle şey olmaz. Bak kendiliğinde zaten çıkıyor. Ben bu işi çok severim. Bir şeylerden bir şeyleri çıkartmak. Yani temel şeyleri bilmek sonrasını siz kendiniz çıkartın. Zaten kendiniz çıkarta çıkarta o kurallar zihninize yani o özellikler iyice kafanıza işliyor. Hani bunu da tutup da ezberlemeyin kendiniz. ya bu şekilde ya da bu şekilde ya da dik üçgen kısa yoldan hocam e, x1 virgül y1 ve orijin olan uzaklığı 0 0 olan uzaklığı x'ler farkı dik üçgenin bir kenarı x1 y'ler farkı dik üçgenin bir kenarı y1 o zaman burası da kare içinde x1'in karesi artı y1'in karesi deyip kendini de zaten Pisagor bağıntısından çıkartabilirsin tamam bu zamana kadar şeyleri boşuna anlatmadık. O yüzden neyin nereden geldiği gerçekten ama gerçekten çok önemli. Sadece formül bilmeyle bu analitik geometrinin yapamazsınız. Yapsanız yapsanız en fazla yarısını yaparsınız. Yani şurayı çalıştırmayı da bileceksiniz. Benim işim de bu. Size burayı çalıştırmayı öğreteceğim arkadaşlar. Sadece bir şeyleri formül ezberleyip onu yapayım bunu yapayım değil. Her konunun bir mantığı vardır. O mantığı size oturturmaya çalışacağız. Evet hadi bakalım örneklere başlayalım. Analitik düzlemde verilen A ve B noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşım A noktasında x'ler farkının karesi. Hemen x'ler farkı. Hocam 4 eksi eksi 1'in karesi. İstediğin şekilde alabilirsin. Ha eksi 1 eksi 4 ha 4 eksi eksi 1. Çünkü burada bunu, bunu çıkarttığın zaman atıyorum negatif bir sayı çıkıyor. Bundan bunu çıkarttığın zaman pozitif bir sayı çıkıyor. Negatifinde pozitifinde zaten kareleri aynı sayı yapmıyor mu? Yani eksi 3'ün karesi de artı 9 yapıyor. Artı 3'ün karesi de artı 9 yapıyor. Onu demek istiyorum. Burada hangisinden çıkarttığın önemli değil. Evet burada x'ler farkı. Evet x'ler farkı 4 eksi eksi 1'in karesi artı y'ler farkı 16 eksi 4'ün karesi diyeceğiz arkadaşım. Buradan da ne çıkıyor? Kare küçüğünde 5'in karesi artı 12'nin karesi. Yani 25 artı 144. Bu da kök 169 geldi. Bu da kaç yapıyor? 13 yapıyor. Aa, biraz önceki söylediğin kısa yoldan da yapabilirsin tabii ki. Hemen düşünürsün şurada. Ne düşünürsün? Hocam x'ler farkına bakalım. x'ler farkı 4 eksi eksi 1. 4 artı 1'den 5. Y'ler farkına bakarsın. 16 eksi 4'den 12, 5, 12, 13 üçgeninden dolayı burası da 13 çıkar diyebilirsin tabii ki. Tamam Evet dediğimiz gibi böyle bir soru çıkmayacak belki ama siz soru içerisinde bunlarla karşılaşabileceğiniz için bunlar önemli şeyler. Evet geldik örnek 18'e. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. A, B arasındaki uzaklık 5 birimmiş. Hemen A, B arasındaki uzaklığa bakalım. A, B arasındaki uzaklık kare kük içerisinde. X'ler farkının karesi yani k eksi 1 eksi 3'ün karesi artı y'ler farkının karesi. Eksi 1 eksi eksi 5'in karesi. Yani eksi 1 artı 5'in karesi mi olacak? Evet. Kare küçüğünde bu neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Her iki tarafı karesini alırsam. Şurası ne yaptı? K eksi 4'ün karesi yaptı. Artı burası ne yaptı? 4'ün karesi. 16 eşittir. 25 yaptı. Şunu açmayalım. Genelde bu böyle kalsın. K eksi 4'ün karesi buradan neye eşit oldu? 9'a eşit oldu. O zaman buradan K eksi 4 kaç çıkar? 3 çıkar. Hayır. Bir tek ee, 3'ün karesi mi 9? Aynı zamanda eksi 3'ün karesi de 9 değil mi? Evet. O zaman burası K eksi 4. Eksi 3'e de eşit olmak zorunda. Yani K'yı böylelikle ya 7 buluruz ya da 1 buluruz. Bizden K'nın alabileceği değerler çarpımı isteniyor. 7 çarpı 1'den cevap kaç çıkar? 7 çıkar. Peki hocam bu soruyla kısa yolu kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsin. Yani burada şunu yapmaktansa kısa yolda yapılabilir ama özel durumlar varsa. Mesela bakarsın 2 nokta arasındaki uzaklık 5 verilmiş. Yani hipotenüs 5 diyor sana. Hipotenüs 5. Bak şimdi. Hipotenüs 5. Sonra e, burada y'ler fark var. Eksi 5 eksi eksi 1'den yani eksi 5 artı 1'den eksi 4 yapıyor. Uzunluk olarak 4'tür. O zaman burası kaç olacak? 3 olacak. Yani x'ler farkı 3 olacak. x'ler farkına baktığın zaman da K eksi 1 eksi 3 kaç olacak? 3 olacak. Ama uzunluk olarak 3 olacak. Yani x'ler farkı ya 3 ya da K eksi 1 eksi 3 eksi 3'e eşit olacak arkadaşlar. E buradan ne çıkıyor o zaman? K buradan 7 geldi. K buradan kaç geldi? Artı 1 geldi. 7 çarpı 1'den yine aynı cevaba ulaşırız. Tabii ki bu test tekniği okuldaki hocanız kabul eder mi? Valla ispat yönteminden olduğu için belki edebilir ama Hani siz ders çalışırken hocanız anlattığı zaman hocam böyle de yapabilir miyiz diye sorup ağzını böyle yoklayabilirsiniz. Ha ben olsam kabul ederim. Çünkü ispat yöntemini kullanmış oluyorsun. X'ler farkı dik üçgenin bir kenarı. Y'ler farkı dik üçgenin bir kenarı olacak. Şeklinde düşünüp ona göre ha ne yapıyorsun aslında burada. Bana çok mantıklı geliyor ama her hoca kabul etmeyebilir yani doğal olarak. Evet 18. sorunun doğru cevabını 7 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi analitik düzlemde A ve B noktalarına eşit uzakta bulunan noktalardan birisi C A virgül B'miş. A ile B arasındaki ilişkiyi bulunuz diye söylüyor bize. Şimdi gençler burada şunu yanlış anlıyoruz. İki noktaya eşit uzaktaki bir nokta. Hemen soruyu anlayabilmek için yani kafanızdan düşünebilirsiniz ama elinizi çalıştırdığınız zaman daha fazla daha hızlı bir şekilde düşünmenizi sağlayabiliyor bu durum. Düşün şurada A noktası var burada B noktası var. Niye burada düşünüyorum ben şurada düşüneyim. Şurada bir A noktası var. Burada bir B noktası var. Sen A ve B'ye eşit uzaktaki noktayı şu şekilde düşünüyorsun. Hocam tam bunun orta noktası. Kardeşim tam bunun orta noktası sadece orta noktasında olunca mı A'ya ve B'ye eşit oluyor? İşte burada yanlış yapıyorsunuz. A noktası kaça kaç? 0'a 1. B noktası kaça kaç? 2'ye eksi 1. Bak soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çizdim. Analitik düzlem çizmemize her zaman gerek yok. Analitik düzlem çizeceğimiz durumlarda gelecek. Ne zaman? Özel durumlar olduğunda. Şimdi burada özel bir durum yok. O zaman burada düşüneceğim. Sadece orta nokta deyip de orta noktasını bulan arkadaşlar olabilir. Sadece orta nokta değil arkadaşlar. Öyle bir nokta var ki C noktası o da A virgül B'ymiş. Hem buna hem de şuna eşit uzunlukta Bak soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizdik. E bu soruyu yorumlayalım. Yani şunlar şimdi birbirine eşitmiş. Yani bu ne demek? CA eşittir. CB demek. E sadece orta nokta olmasına gerek yok yani. E, CA eşittir CB ise o zaman ne yapacağız? CA'yı yazalım. CA dediğimiz iki nokta arasındaki uzaklık kare kök içerisinde x'ler farkı a eksi sıfırın karesi yani a'nın karesi yazayım hatta a eksi sıfırın karesi artı y'ler farkı b eksi birin karesi mi olacak? Evet eşitmiş cb uzunluğuna cb uzunluğu nedir? O da da onda da x'ler farkının karesi a eksi ikinin karesi artı y'ler farkının karesi b eksi eksi birin karesi yani B artı 1'in karesi olacak. E her ikisi de kare kökçe birbirine eşitse kare birbirini götürdü. A x sıfırın karesi nedir? A kare artı. B eksi birin karesi nedir? Birincinin karesi eksi birincili ile ikincinin çarpımın iki katı 2B iki artı ikincinin karesi eşitmiş. A x ikinin karesi birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımın iki katı artı ikincinin karesi 4 artı B kare artı 2B artı bu da 1 yaptı. Buradan A kareler gitti mi? Gitti. B kareler nanay oldu mu? Oldu. O zaman A ile B arasındaki ilişki soruluyor bize. Artı birler de nanay oldu. A ile B arasındaki ilişki böylelikle çıkmış oldu. Eksi 2 B'yi ne bulmuş olduk? Eksi 4 A artı 4 bulmuş olduk. Hatta buradan düzenleyelim. Bunu buraya bunu buraya atalım. 4 A eşittir kaç yaptı? 2 B artı 4 yaptı. Yani 2 A eşittir B artı 2 oldu. Denklemi 2'ye böldüğüm zaman. Yani A ile B arasındaki ilişki bu olmuş oldu. Ya da düzenleriz 2a eksi b eşittir 2 de diyebiliriz. Ya da b eşittir 2a eksi 2 şeklinde de söyleyebiliriz. Sonuçta a ile b arasındaki ilişkiyi bulduk mu? Bulduk. Evet örnek 19'un cevabı böylelikle 2a eksi b eşittir 2 çıktı. Geldik örnek 20'ye. Örnek 20'de de ne demiş? Şimdi a, b ve c noktaları verilmiş. bc uzunluğu 2ab demiş. Ya soru kökünde belli x'in alacağı değerler toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşım bir a noktası var. A noktası kaça kaç? 2'ye 1. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. B noktası da eksi 2'ye 4. Bir tane de C noktası var. C noktasının nerede olduğunu bilmiyorum ama şöyle bir oranlama var. Şuraya K dersem 2K, BC uzunluğu da 2K mı oldu? Evet. BC uzunluğu 2K. Öyle bir nokta alacağım ki BC uzunluğu 2K. Şu CA uzunluğu da K olacak. Tamam. Burası K, burası 2K olacak. C noktası da X'e 10. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu iki nokta arasındaki uzaklık k'ya eşit olacak. Bu iki nokta arasındaki uzaklık 2 k'ya eşit olacak. O zaman ca'yı yazalım biz şu öncelikle. ca uzunluğu nedir? Hocam xa farkı x eksi 2'nin karesi artı 10 eksi 1'in karesi. Bu kare içerisinde. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? K'ya eşitmiş. E CB'yi yazalım. CB'ye bakacak olursak. CB de neymiş? X'la farkının karesi. Kare içerisinde x artı 2'nin karesi yani x eksi eksi 2'nin karesi x artı 2'nin karesi artı 10 eksi 4'ün karesi olacağından dolayı bu da neye eşit? 2k'ya eşit. E burada taraf tarafa oranlayabiliriz. İşte oranlaması 1 bölü 2 diyebiliriz. Ya da gel burada k yerine bunu yaz. yazalım o zaman. Hadi işlemimizi yapalım. CB uzunluğu bu şeye eşit ya. Aynısını yazıyorum arkadaşlar. Aynısını yazarken biraz teknolojiyi kullanayım ben. İşte şu eşittir 2k. Bak şimdi bak 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 bak. CTRL C yapıp C V yapıyorum. Şöyle yazdım şurada. Heh, bu uzunluk 2K eşitmiş. K yerine de şunu yazıyorum şimdi. Gel yaz bakayım şuraya. 2K yani x 2'nin karesi artı 10 eksi 1'in karesi. Yani 10 eksi 1'in karesi nedir burada arkadaşlar? 9'un karesi. 81 mi yaptı? Evet. E burada kare kök var. Her iki tarafın nesini alalım? Karesini alalım. İşi halledelim. Şurada her iki tarafın karesini alınca. Şunun karesi ne yaptı? Burada işlem kalabalığı olacak. İnşallah burası yeter. X kare. Yo kalsın burada. X artı 2'nin karesi şeklinde kalsın. A burada da x eksi 2'nin karesi var. O yüzden burada açacağız galiba bunları değil mi? X'in alabileceği değerler toplamı isteniyor bizden. Tamam. X kare artı 4 x artı 4 artı e, burası 10 eksi k'nın 10 eksi 4'ün karesi değilmiş. 10 eksi k'nın karesi değilmiş. 10 4'ün karesiymiş. 10 eksi 4 ne yapıyor arkadaşım? 6 yapıyor. 6'nın karesi de kaç yaptı? 36 yaptı. Eşittir. Şimdi bu 2'nin karesinden 4 geldi. 4 çarpı şu ifade. x eksi 2'nin karesi. x kare eksi 4x artı 4 yaptı. Bir de, bir, de burada ne var? Artı 81 mi var? Evet. Bir de artı 81 var. Tabi bu parantezi nereye koyacağız? Şuraya koyacağız. Şimdi buradan ne geldi? x kare artı 4x artı 40 geldi. Eşittir. Dağıtıyorum. 4x kare Eksi 16x artı e, burası 85 yaptı. 85 ile 4'ü çarpınca 85 ile 4 çarptığında 4 kere 5 20, 4 kere 8 32 340 mi yaptı? Evet. E hepsini bir tarafta toplayalım. Buradan ne geliyor o zaman? Buradan 0 eşittir 3x kare geldi. x kareyi buraya attım. 3x kare yaptı. Artı 4x eksi 4x diye buraya geldi. Eksi 20x yaptı. Sonra artı 40 da buraya geldi. Eksi 300 mi yaptı? Evet. Şimdi burada 3'e bölünmüyor denklem. Çarpanlara ayırabilirsin. Ama ben çarpanlara ayırmayla uğraşmam. X'in alabileceği değerler toplamı soruluyor bize. Yani ne soruluyor arkadaşlar? Kökler toplamı soruluyor. Ya kökler toplamını görmüş müydünüz? Tam hatırlamıyorum ama kökler toplamı çarpanlar ayırmadan biliyorsunuz gerçi. 10. sınıfta gördünüz. Kökler toplamı neydi? X1 artı X2 eksi B bölü A değil miydi? Evet. Şurası B. Burası da A olduğundan dolayı eksi eksi 20 bölü A'dan kaç çıktı o zaman? cevap 20 bölü 3 çıkmış oldu arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 20 bölü 3 oldu. İstersen çarpanlara ayır 2 kökü bul kökler toplamını yaz sana kalmış. Evet örnek 20'yi böylelikle 20 bölü 3 bulduk. Geldik örnek 21'e. Analitik düzlemde ağırlık merkezi g 2'ye 4 olan bir eşkenar üçgenin kenarlarından birinin orta noktası eksi 1'e 0 olduğuna göre. Bu üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar analitik düzlem çizmeyelim. İlk önce basit bir şekilde şekli çizelim. Şekli yorumlayalım. Baktık işin içinden çıkamıyorsak analitik düzlem çizelim. Yani biz soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmeyi alışkanlık haline getirelim. Tabii ki ÖSYM analitik düzlem çizdirmeyi de çok seviyor. Onu da söyleyeyim size. A noktasını vermiş mi vermemiş. Sadece bir eşkenar üçgen verilmiş. A, B, C diyelim oraya. Bir de G ağırlık merkezini demiş. G ağırlık merkezi de kaç verilmiş? 2'ye 4 olarak verilmiş. Bir de bu G ağırlık merkezi. Peki kenarlarının orta noktalarından biri mesela BC kenarının orta noktası olsun. Fark etmez AC'nin de diyebilirsin AB'nin de diyebilirsin. Orta noktası ne verilmiş? Eksi 1'e 0 olarak verilmiş. Şimdi biz ağırlık merkezini kullanmak zorundayız burada. Peki ağırlık merkezini nasıl kullanacağız? Ağırlık merkezinden geçen bir kenar ortay doğrusudur. E kenar ortay doğrusu bu bir eşkenar üçgendi. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı bu açılarımız kaçar derece 60 60 60. Eşkenar üçgende çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik değil midir? Ve açı ortay değil midir? 30 30 diye ayırmaz mı? Ayırır. E bitti. Biz burada eşkenar üçgenin tabanını ve yüksekliğini bulursak üçgenin alanını bulur muyuz? Buluruz. E burada ağırlık merkezinde biz şunu da biliyoruz. Ağırlık merkezindeki şu uzunluk K birimken bu uzunluk ne oluyordu? 2K birim oluyordu. 1'e 2 oran oluyordu. E bitti. Her şey çıktı meydana. K'yı ben bulabilirim. İki nokta arasındaki uzaklık. X'a farkının karesi artı Y'ler farkının karesi. Uzun yolla yapıyorum. Aslında direkt X'a farkı 3, Y'ler farkı 4'ten K'yı direkt 5 yazabiliriz. Ama yine de göstereyim. X'a farkı eksi 1 eksi 2'nin karesi artı Y'ler farkı da 0 eksi 4'ün karesi olacak kare içinde. eksi 3'ün karesi 9 artı eksi 4'ün karesi 16. 9 artı 16'dan 25. Bu da kök dışına 5 diye mi çıkıyor? Evet. Evet burayı 5 bulduk. O zaman burası kaç çıktı? 10 çıktı. Yani sen şuraya bir daha çizeyim ben istersen şekil çok karışacak çünkü sen buradaki yüksekliği kaç bulmuş oldun? 15 bulmuş oldun. Şimdi geometri bilgini kullanacaksın. Bak sadece analitik bilgisiyle olmuyor. Burası 15, 60, 60 ve 60 ise yani burası da 30, 30 ise ya eşkenar üçgenin yüksekliği 15 iken alanı şu formüldür diye bir şey yok. Alan dediğimiz şey tamam eşkenar üçgende bir kenarı bulursak a kare 3 bölü 4'tür. Ama burada ona da gerek yok. Yükseklik belli ya Tabanda bulursak olay bitecek. Peki tabanı bulalım. 60'ın karşısı şurada bir 30 60 90 üçgeni var. 60'ın karşısı 15, 30'un karşısı ne olur? 30'dan 60'a geçiş kök3 katsa tam tersi 60'dan 30'a geçiş köküçe bölünmüş halidir. Yani sen 15'i köküçe böldüğün zaman kök3 çarpı kök3 çarparsan 15 kök bölü 3ten burayı 3 kök3 bu. 3 kök3 bulursun. Yok. 5 kök3 bulursun burayı. E burası 5 kök eğer o zaman burası da 5 köküçtür ve tabanımız 10 köküç oldu. Evet 10 köküç oldu. O zaman alan neye eşit olacaktır? Tabanımız 10 köküç. Yüksekliğimiz 15. 10 köküç çarpı 15 bölü 2 eşit olacaktır. Elila formül akara köküçü bölü 4'ü kullanacağız diye bir şey yok. Şununla şu sadeleşti 5. 5 köküçle 15'in çarpımı. Yani o da kaç yapar? 75 köküç yapar arkadaşlar. Evet örnek 21'in cevabını böylelikle 75 köküç bulduk. Geldik örnek 22'ye. Analitik düzlemde bu noktalar için AB ondan küçükmüş. E sen o zaman AB uzunluğunu bul. İki nokta arasındaki uzaklık yani x artı 1 eksi 3'ün karesi artı y'ler farkı. Yani eksi 2 eksi 4'ün karesi bu iki nokta arasındaki uzaklık AB'ye eşit. AB uzunluğu bu neymiş ondan küçükmüş. Alar iki tarafın karesini ne olacak burada? Burası x, A, x eksi 2'nin karesi yaptı x eksi 2'nin karesi artı burası da 6'nın karesinden 36 yaptı. Küçüktür. Kaç yaptı? 100 yaptı. x'in alabileceği tam sayı değerler toplamı isteniyor bizden. Peki şimdi buradan ne gelecek o zaman? Buradan x eksi 2'nin karesi ne geliyor? x eksi 2'nin karesini açmayalım. Küçüktür 64 geliyor. x eksi 2'nin karesi 64'ten küçükse x eksi 2'nin aralığı ne olacaktır arkadaşlar? Karekökünü aldığımızda 8'den küçük olacaktır ama eksi 8'den de büyük olacaktır değil mi? Çünkü eksi 7 de sağlıyor bunu. Çünkü içerisi eksi 7 olunca 64'ten küçük oluyor. O zaman buradan her tarafa 2 eklersek eksi 6 küçüktür x o da küçüktür 10 mu oldu? Evet. Bizden x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı isteniyor. Yani toplayalım bakalım. Eksi 6, eksi 5, eksi 6'dan değil. Eksi 6'dan büyük olacak. Eksi 5, Ondan sonra eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değerlerin toplamı isteniyor. Arkadaşlar 5'e olan 5'e kadar olan kısımların toplamı zaten 0 yapmıyor mu? Yani 6, 7, 8, 9'un toplamı yapacak. O zaman toplayalım bakalım. 8, 7 daha 15, 6 daha 21, 9 daha kaç yaptı? 30 mu yaptı? Evet bu değerlerin toplamı böylelikle 30 yaptı arkadaşlar. Yani Örnek 22'nin cevabını 30 bulduk ve geldik. 2 noktanın orta noktası. Arkadaşlar orta nokta koordinatları ispatta zaten burada x1 y1 x2 y2 ise bunun apsisi ne yapıyor şöyle baktığın zaman şu ikisinin orta noktası yapacak. Çünkü benzerlikten bunlar birbirine eşitse şunlar da birbirine eşit olacak. x1 ile x2'nin orta noktası toplamlarının yarısıdır. Bu y1 ile y2'nin orta noktası toplamlarının yarısıdır. Orta nokta koordinatı direkt x'ler toplamının yarısı virgül y'ler toplamının y'arısı şeklinde bulunur. Orta nokta gerçekten çok basittir ve çok güzel bir şekilde kolay bir şekilde soruları yaparız. Bakalım örnek 23 ne diyor? A ve B noktalarının orijinal or, orta noktasının orijinal uzaklığı isteniyor. Arkadaşım A ve B'nin orta noktası direkt ne yapıyor? 3 artı 1 bölü 2'ye nedir? Eksi 7 artı eksi 5 bölü 2 yapacak. E buradan ne yapıyor arkadaşım burası? 4 bölü 2 2'ye Eksi 12 bölü 2'den kaç yaptı? Eksi 12 bölü 2'den eksi 6 yaptı. Değil mi? Evet. 2'ye eksi 6 noktası yaptı. Bunun orijinal olan uzaklığı isteniyor. Bu direkt neye eşitti? Kare içinde a kare artı b kare eşitti. Ya da bu orijinal olan uzaklığı 0 0'a olan uzaklığı isteniyor bizden. Bu iki nokta arasındaki uzaklık. X daha farkı. 2 eksi 0'ın karesi. 2'nin karesi artı eksi 6 eksi 0'ın karesi. Yani eksi 6'nın karesi yapacaktır. Bu da kare içinde 4 artı 36'dan kök 40'a eşit olacaktır. Bu da 4 çarpı 10 olduğundan 4 de dışarıya 2 diye çıkacağından cevabımız 2 kök 10 çıkar arkadaşlar. Örnek 23'ü böylelikle 2 kök 10 bulduk geldik örnek 24'e. Analitik düzlemde birler A ve B noktalarının orta noktası buymuş. Hemen orta noktayı kullanalım. Şu ikisinin toplamı 2K eksi 1 artı 5 bölü 2'ye ne ne? Şu ikisinin orta noktası yani 3 artı P artı 1 bölü 2. Bu neye eşitmiş? 3'e eksi 1'e eşitmiş. Hocam şurası ne yaptı? 2K artı 4 bölü 2. Hani 2K artı 4 2'ye böldüğüm zaman K artı 2 mi geldi? Evet K artı 2 geldi. Burası ne yaptı? Burası da P artı 4 bölü 2'ye eşit oldu. Bu 3'e eksi 1'e eşitmiş. E o zaman buradan K artı 2 neye eşit olacak? 3'e. K artı 2 eşittir 3 ise buradan K'yı 1 buluruz. Buradan P artı 4 bölü 2 de neye eşitmiş? Eksi 1'e eşitmiş. O zaman bu da eksi 1'e eşitse P artı 4 eşittir eksi 2 olduğundan P'yi de kaç buluruz? Eksi 6 buluruz. Bizden ne isteniyor? P artı K isteniyor. P artı K'da eksi 6 artı 1'den eksi 5 olarak bulunur. Örnek 24'ü böylelikle eksi 5 bulduk. Ba bazen bak işlem hatası yapabiliyorum. Onları hoş görün arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı soruları yapayım derken böyle bazen biz de siz nasıl işlem hatası yapıyorsanız biz de öyle işlem hataları yapabiliyoruz. Yaptıysak da yoruma yazın. Kenan Hoca, Kenan Komutan yine yanlış yaptı diye yazın. En azından diğer arkadaşlarınız böyle bir hafallama yaşamasın tamam mı? Evet örnek 25. Analitik düzlemde köşeleri ABC olan üçgenin BC kenarına ait kenar orta uzunluğu diyor. Analitik düzlem çizme. Soruyu anlayabilmek için ne yapacaksın? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiz. Hemen bir üçgeni çiz. Hocam üçgeni çiziyorum. Rastgele bir üçgeni çiziyorum. Soruyu anlayabilmek için. Baktığın rastgele çizmeyle olmuyor. Özel durumlar var. O zaman analitik düzlem çizebilirsin tabii ki. A noktası 1'e 2 verilmiş. B noktası 3'e eksi 2 verilmiş. C noktası da ne verilmiş? C noktası da 5'e 0 verilmiş. Bana diyor ki BC kenarına ait kenar orta uzunluğu. BC kenarı bu. BC kenarına ait kenar orta uzunluğu. Hop şu değil midir? Evet. Bak burası diktir falan diyemeyiz. Sadece kenar ortay demiş. Kenar ortay olduğunu söyleyeceğiz sadece. İkiz kenar olsaydı bu dik olurdu. Şeklen hocam 90'a benziyor falan filan. En çok yaptığımız hata yok öyle bir şey. Evet kenar orta uzunluğu isteniyor. Ben bunu bulacağım. A burası orta nokta. Bu orta nokta ne ile neyin orta noktası? B ile C'nin orta noktası. Hemen 3 artı 5 kafadan yapalım. 8 bölü 2 4'e eksi 2 artı 0. Yani eksi 2 bölü 2'den eksi 1 yaptı. Şimdi buraya da ne diyelim? D noktası diyelim. Bizden aslında AD uzunluğu isteniyor. Karekök kük içerisinde x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. Ben direkt cevaba 5 diyebilirim aslında. Ama niye? Nasıl dedim? X'ler farkı 3. Y'ler farkı X'ler farkı 3. Y'ler farkı da 3. Cevap 3 kökküymüş bu arada. E o zaman dik kenarları 3 3 olan hipotenüsün hipotenüs uzunluğu nedir? Tabii ki 3 kökküdür. X kenar dik üçgenler. Neyse. X'ler farkı nedir? 4 eksi 1'in karesi artı Y'ler farkı diyeceğiz. Y'ler farkı da eksi 1 eksi 2'nin karesi diyeceğiz. Buradan AD uzunluğu ne geliyor? AD uzunluğu kök içinde 3'ün karesi 9 artı 3'ün eksi, eksi 3'ün karesi 9 geldi. Yani bu kök 18'e eşit oldu. Bu da 9 çarpı 2 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıkacağından cevabımız 3 kök 2 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Evet örnek 25'i böylelikle 3 kök 2 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 26'ya. Evet analitik düzlemde bu şey demiş A ve B noktaları verilmiş. A gerçek sayı olmak üzere AB doğru parçasının orta noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Orta noktasını bulalım. X'ler toplamının yarısı. Hocam X'ler toplamı direkt kafadan yazalım isterseniz. 2 A ile bak A'lı değerler var burada. Şu ve şu. Topladığın zaman 2 A ile eksi 4 A'yı topladığın zaman eksi 2 A yapıyor. Artı eksi 3 ile 5'i topladığın zaman da kaç yaptı? 2 yaptı. Bölü X'i de var. X'ler toplamının yarısı. Sonra Y'ler toplamının yarısı. Şu ve şu. Y'lerde de A'lar ne, ne yaptı? 2A yaptı. O zaman 2A artı e, diğer sayıların toplamı da 6 yaptı. Bir de bölü 2 diyeceğiz. O zaman burası ne yaptı arkadaşım? Bunu 2'ye böldüğümüz zaman eksi A artı 1 yaptı. Virgül. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman A artı 3 mi yaptı? Evet. Bizden buradaki AB doğru parçasının orta noktasının koordinatları toplamı isteniliyor. Yani eksi A artı 1 artı A artı 3 isteniliyor. A'lar nanay oldu. Sinanay yavrum sinanaydan cevap böylelikle 4 bulduk. Örnek 26'yı böylelikle 4 bulduk ve geldik örnek 27'ye. Yukarıdaki şekilde Türkiye haritasının bir bölümü analitik düzleme yerleştirilen Cem şu Cem İstanbul'u Evet düzlemde yerleştirilen Cem analitik düzlemde Cem burası herhalde değil mi? İstanbul'u y eksenine Ankara'yı x eksenine yerleştirmiştir. Evet. Anlamadım. Bir daha kim ya. Yukarıdaki şekilde Türkiye haritasının bir bölümü analitik düzleme yerleştirilen Cem. Biraz cümlede şey olmuş ama neyse. Cem burada tamam mı? İstanbul'u Y eksenine -Y yerleştirmiştir. Ondan sonra C noktası İstanbul ile Ankara'nın orta noktası olup Bolu'nun bulunduğu noktadan da X eksenine göre 50 birim solda ve Y eksenine göre 30 birim aşağıdadır. Hmm. Şimdi diyor ki C noktası İstanbul ile Ankara'nın orta noktası olup orta noktası olup Bolu'nun bulunduğu noktadan x eksenine göre 50 birim solda solda yani sen x eksenine göre Bolu'da 50 birim sola gideceksin. Sonra da 30 birim aşağı geleceksin. 30 birim aşağı geleceksin. 50'ye 30. Tamam. Buna göre Bolu'nun koordinatını bulunuz diye söyleniyor. Arkadaşım o zaman biz şöyle yapalım. Şu İstanbul'un tam C noktasını bulalım. C noktası nedir? x'ler toplamının yarısı 0 artı 400 bölü 2'den c noktası 200'e kaç yaptı 0 artı 300 bölü 2 150 mi yaptı evet şimdi Bolu'nun Bolu nerede bulunuyor dedi c noktası Bolu'nun 50 birim solunda 30 maç Aslında diyor o zaman tam tersi c'den Bolu'ya giderken 31'im birim yukarı 50 birimde sağa mı gideceğiz evet sağa sola gidişler ne yapar x eksenindedir x ekseninde kaç 50 tane sağa gittiğin zaman o zaman sen buna ne ekleyeceksin artı 50 ekleyeceksin e buradan C'den Bolu'ya giderken tabii ki. O zaman yukarı çıktı ne kadar çıkmış? Yukarı aşağı gitmelerde y eksenini temsil eder. Yukarı 30 gitmek demek sen burada buna 30 ekleyeceksin demek anlamına geliyor. E o zaman burada ne olacaktır cevabımız? E sen 250 eklersen burası 250'ye, 150'ye de 30 eklersen kaç yapar? 180 yapar. O zaman cevabımız ne yapacaktır? Bolu'nun koordinatları 250'ye 180 şeklinde bulunur. Evet örnek 27'yi böylelikle 250'ye 180 bulduk. Ve geldik örnek 28'e. Yani bu videonun son sorusuna geldik arkadaşlar. Analitik düzlemde köşeleri ABC olan üçgenin kenarlarının orta noktaları EFK olarak verilmiş. Hemen ne yapıyoruz? Basit bir şekilde şekli çiziyoruz ve yorumluyoruz. Bak şimdi bak 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 şekli yorumluyoruz. Şekli çizdik. Evet buradaki noktalarımız neymiş? ABC'ymiş. A noktası eksi 2'ye 0. B noktası ne verilmiş? 4'e 0 ve C noktası ne verilmiş? 1'e 8 olarak verilmiş. Şimdi bana diyor ki üçgenin orta noktaları E, F, K olarak verilmiş. Evet. Bu kenarların orta noktası. Bu kenarın orta noktası E, bu kenarın orta noktası F, bu kenarın orta noktası da K olsun. Orta noktayı direkt bulabilir miyiz arkadaşım? Bulabiliriz tabii ki. Orta nokta direkt nedir? E noktası şu ikisinin orta noktası. Yani Eksi 2 artı 4. Yani 2 iki bölü 2'den 1'e 0 artı 0 bölü 2'den 0 çıktı. Sonra K'yı bulalım. K'yı bulalım. Eksi 2 artı 1 bölü 2. Yani eksi 1 bölü 2'ye. Sonra 0 artı 8 bölü 2'den kaç çıktı? 4 çıktı. Sonra F'yi bulalım. 4 artı 1 bölü 2. Yani 5 bölü 2'ye. 0 artı 8 bölü 2. Yani 4 çıktı. Burası arkadaşlar. Şimdi benden ne isteniyor? İşte bu orta noktalarından, şu orta noktalarından oluşan Üçgenin nesi isteniyor? Alanı isteniyor. Şimdi gençler, buradaki alanı bulmaya çalışalım. Hadi bakalım. Şu üçgenin alanını bulacağız. Şimdi normalde analitik düzlemde bir alan bulma ile ilgili formül var ama müfredattan kaldırıldı. Alan bulmak istiyorsanız eğer ne yaparsanız analitik düzlem çizin, daha rahat bir şekilde bulursunuz. Şimdi analitik düzlemi çizelim isterseniz. Analitik düzlemi çizecek olursak çiziyoruz. Şöyle noktalarımız da belli zaten. Analitik düzlemi de içine de oturtalım onu. Evet noktalarımız kaça kaç? Hocam, eksi 1 bölü 2'ye 4. Şöyle, eksi 1 bölü 2'ye 4 noktasını gösterdim. Eksi 1, ooo pardon. Eksi 1 bölü 2 nerede kardeşim? Şurada değil mi? Eksi 1 bölü 2'ye 4'ü yerleştirdim. Şurası. Eksi 1 bölü 2, burası da 4 olarak yerleştirdim. Sonra öbürü ne? 5 bölü 2'ye 4. 5 bölü 2'ye 4. İşte yerleştirince bak güzel bir şey çıkıyor. Burada 90, burada 90. Bunlar doğrusal oldu. Yani şuradaki uzunluk belli olacak şimdi. 5 bölü 2'ye 4 noktası burası. Öbürü neresi? 1'e 0 noktası. 1'e 0 noktası da şurası değil mi? 1'e 0 noktası da burası. İşte bizden şuradaki üçgenin alanı isteniyor arkadaşlar. E ben bu üçgenin alanını bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Şunu birleştirdiğin zaman hocam burası e, noktalar bakın. Şuradaki doğrusal oldu. Şuradaki uzunluk çıkacak. Hocam burada uzunluk 1 bölü 2. Burada uzunluk da 5 bölü 2 olduğundan. Topla bakayım burayı. 6 bölü 2'den 3 yaptı. Yani yukarıda uzunluk da 3 yaptı. Çünkü burada bir dikdörtgen oluştu. Burası ordinatları aynı ya. Ordinatları aynı olduğu için bu x ekseninde paralel oldu. E burası 3. Senden ne isteniyor? Senden şuradaki üçgenin alanı isteniyor. Hadi bul bakalım üçgenin alanını. Hocam bir üçgenin alanı dediğimizde en bildiğimiz özellik nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 değil midir? Evet. E o zaman burada hop tabana ait yüksekliği bulursak kolay bitti. Hocam zaten buradaki yükseklikle şöyle baktığınız zaman kaç? 4 değil mi? Çünkü ordinatı şöyle yaptığınız zaman. Çünkü burada bir dikdörtgen oluştu. Bundan dolayı 4 oldu. Buradaki uzunluk 4 olduğundan dolayı. E o zaman üçgenin alanı çıkacak. 3 çarpı 4 bölü 2 eşittir. 4 kere 3 12 bölü 2'den kaça eşit olur? 6'ya eşit olur. Evet analitik düzlem çizin. Bak bunda analitik düzlem çizin. Eğer noktaları verilen bir üçgen soruluyorsa analitik düzlem çizin. Peki hocam şunu sorabilirsiniz bana. Analitik düzlem çizdik. Üçgenimiz böyle olursa mesela şöyle 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 olursa. Hani direkt özel bir durum çıkmazsa tabana ait yüksekliği bulamazsak o zaman ne yapacağız? Bu üçgenin alanı istenildiği zaman o zaman da bunu en küçük dikdörtgen içerisine oturturacaksınız arkadaşlar şöyle. Bu noktalardan dolayı şuradaki uzunlukların hepsi zaten belli olacaktır. Sen ne yapacaksın? Dikdörtgenin alanından şu alanı, şu alanı ve şu alanı çıkartıp yine üçgenin alanına ulaşabilirsin arkadaşım. Bu da aklının bir köşesinde bulunsun. Tamam? İlk, hangi nokta olursa olsun. Yaz böyle. Analitik düzlemde çiz ve buna ait üçgenin köşelerinden geçen en küçük dikdörtgeni çiz. Dikdörtgenin alanından buradaki üçgenlerin alanını çıkarttığın zaman da direkt üçgenin alanına ulaşırsın. Formülü vardı. Formülü varken de ben çok fazla formülü de kullanmanızı da tavsiye etmiyorum aslında bu şekilde yapılmasını tavsiye ediyorum. Ama genelde ne geliyor biliyor musunuz? Böyle Ö ÖSYM e sorduğu zaman. Analitik düzlem çizdiğiniz zaman iki nokta böyle x eksenine paralel oluyor. Yani şu uzunluk direkt çıkıyor. Yani üçgen böyle tabana ait yükseklikte çıkmış oluyor. Çünkü şurada şurada dikdörtgenden dolayı yüksek böyle oluyor. Ya da şöyle oluyor. Üçgenimiz böyle 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 oluyor mesela. Yani nasıl oluyor? Şu şekilde y eksenine paralel oluyor. Böyle böyle. O zaman buna ait yüksekliği de bulabiliyoruz. Hani y eksenine şeyse şurada dikdörtgenden dolayı yine burada uzunluk burada uzunluğa eşit oluyor ve noktalardan dolayı taban da zaten çok kolay bir şekilde çıkmış oluyor. Taban çarpı yüksek bölü 2 de rahat bir şekilde kullanmış oluyoruz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Analitik düzlemde alan sorulduğunda da ne yapıyormuşsunuz? Hemen analitik düzlem çizin. En zoru bu gelir. Bunda da en küçük dikdörtgen içine aldığınız zaman sonuca çok rahat bir şekilde ulaşırsınız. Evet gençler. Böylelikle Buradaki konu anlatımını da bitirdik mi? Bitirdik. Bundan sonra ne anlatacağız? Analitik düzlemde belli bir o anda bölen noktadan bahsedeceğiz. Ve sonra ne var? Sonra şöyle bakacak olursak. Sonra da paralel kenar var. Evet paralel kenardan bahsedeceğiz. Bir de ağırlık merkezinden bahsedeceğiz. Ve olay ondan sonra bitmiş oluyor. Yani bir sonraki videoda nokta analitiğini bitireceğiz. Sonra doğru analitiğine başlayacağız gençler. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.